Ben sabah 8.30'da uyandım. Evet, şimdi hiç bilmiyorum ama gitar çalmayı deneyeceğim. Sabah. Yabancı değilim. Öyle vurma. Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi? Mükemmel bence. Ben mükemmel çaldım. Arkadaşlar, Timur'un gitarını sıçtım ağzına şu an. Timur kanka. İdine koy. İdine koy Timur. Ne sanabilirim sana, ne arıyorum? İdine koy bile. İdine koy Timur. Lan lan, gitar gidecek, gelecek. Lucidik. Çalamıyorum. Ne diyor lan, çevir Allah'ın ruhu seni. Adam araba editi yaptı. Köpek editi. Bana da böyle bir şey lazım ya, çok tatlı. Arkadaşlar, Timur bilenler biliyor, Minecraft'ta para kazanıyormuş. Böyle bir şey söyledi. Ben de diyorum ki, bir gecede ne kadar kazandın? Dedi ki 10 lira kazandın. 10 lira için gece gündüz. Timur'un gözlüğünü kullandım da bok gibi ha. Sağ gözümü kapattım he. Burada da Timur'un diğer köpeğiymiş değil mi? Golden. İşte bu ya. Benim istediğim bu, anasını satayım. Bu niye büyük diye bunu dışarıya şey yapıyorsunuz? Ayıp değil mi lan size? He? Oğlum bu eve alışık değil. He. Bana da böyle bir şey lazım. Evet, mekan çok güzel bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Ben de buradan bir tane ev almayı düşünüyorum, alayım mı? Şakası, harbiden çok iyi bir gündü değil mi? Oğlum öyle bir yerdeyse ben kendimi şu an Ece'nin su çoban gibi hissediyorum, biliyor musun? Böyle kendi vlogunu çekiyormuş. Evet. Şey diyeyim mi? Gel dur. Ne yazmış bak. Cevap vermedi diye üzülüyor musun bir de? Aga be. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Yemin ediyorum var ya size. Sessizliği, sakinliği özlemişim yemin ediyorum. Abi çok güzel be. Var ya. Allah'ım ya, gidiyor güzelim, gidiyor ya. Arkadaşlar başlıyoruz kutulamaya. Sen tut 2 dakika. Çekiyor musun sen beni? Evet arkadaşlar, bitti. Bütün şeyler var. Arkadaşlar, güzelim bisikleti verdik. Ulan be, çok güzel lan satayım var. Orbe bambaşka bir dünya ya. Evet, sakalımı kestim, kendime geldim şu an. Abi 120 bin liralık bisikleti Koreli kutusuyla göndermek de ayrı bir garip oldu emin ediyorum. Evet arkadaşlar, Volkan abinin dükkanına geldim. Rock Rider'ı getirdim gördüğünüz gibi. Peki bu Rock Rider'ı neye getirdim, niye getirdim onu söyleyeyim. Şimdi bunun tek duro fren sağ kolu patladı arkadaşlar. Bunu Ahmet patlatmıştı sürerken. Ben sadece havası azalmıştır falan, yani nasıl diyeyim, balatası erimiştir diye düşünmüştüm. Yağ kaçırmaya başladı sağ taraf ki bu tek durolarda kronik. Ben de gittim daha iyisinin sıfırını. Bakın. MT200 kol takıyoruz şimdi. Yağı da yeniden dolduracağız. Yani çok daha iyi olacak en azından. Ondan sonra yarın Adana'ya gideceğim ve çocuğa kendim teslim edeceğim. Burada da Timur Enduros'unu satıyor arkadaşlar. Karbon kadro. Bunun için ilanların fotoğrafını çekiyor. İlgilenenler, bunun için açıklama kısmına ilan linkini koyacağım. Bilginiz olsun. Manyak durdu arkadaşlar. Gerçekten harika. Bizde böyle yani. Süleyman Kılıç garantisi var bizde her zaman. Biz kimseye sorunlu şey vermeyiz de satmayız da. Volkan abimiz özellikle sağ olsun. Bazı arkadaşlar diyor ki mesela, Timur demişti ki neden 4-5 tane fren kolu almıştın? Böyle günler için arkadaşlar işte. Görüyorsunuz. Neydi? Bunun için bir atasözü vardı abi. Neydi? Sakla samanı. Aynen. Sakla MT2'leri. Bir de şey var. Ağacını kökten kıralım. Süleyman burada patlayın. Yok. Sıfır bu kanka. Bu arada bu bisiklet kiminse çok güzelmiş lan. Çok hoşuma gitti ha. Canavar gibi duruyor. Kararovic 29-12. Çok iyi. Evet, gidiyoruz trenle Adana'ya gidiyoruz şu an. Takipçimize bisikleti vermeye. Evet geldik. Let's go. Bu ne amına? Evet arkadaşlar, geldim. Arkadaşımız burada. Ayrıyeten diğer arkadaşlarımız da burada. Hepinize merhaba. Bir saat sonra kaçacağım yere ama teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Yorum fikirleri alalım. Güzel abi fikirler. Sen bir sür dene, her yerini kurcala. Herhangi bir sıkıntısı yok zaten. Son kez o zaman ben de bir teker falan yapayım bunda. Son kez siliyorum. Ondan sonra artık arkadaşım da teslim. Kendi bıraksana.
Son dakika bisiklete zarar vermeyelim de. Artık senin bile bile kullan artık ne yapacaksan. Satmayı düşünmüyorsun değil mi? Düşünmezsin de yani bence hediye gelmiyor o kadar. Arkadaşlar ben gidiyorum geri versine. Arkadaşlara da hoşça kal diyoruz hepinize. Geldiğiniz için teşekkürler Allah'ım tekrardan. Allah'a emanetsiniz. Adam ya. Dedim tren çok dolu arkadaşlar. Ben de dedim agalarla çorba içiyoruz şu anda. Bir sonraki tren seferine bineceğim. Bisikleti verdim gitti arkadaşlar ya. Bir de çok fazla bu Umut arkadaşımıza söven var çıktı diye. Kıskançlığından yapmayın arkadaşlar böyle bir şey. Yani Umut'a dedim ki bir DM kutunu bir göstersene Instagram'ını gitmeden. Bir açtı ana avrat sövmeler falan. Gerçi birçoğu hayırlı olsun falan filan tebrik etmişti. Bir o kadar da ana avrat sövenler var yani. Ben de şimdi eve doğru gidiyorum. Ve harbiden zamanında hayalim olan bisikleti gözümü kırpmadan çekilişte verebileceğim zamanlara da mı gelecektik? Bundan 1,5 yıl önce harbiden o bisiklet benim hayalimdi. Ve işleri büyütüyoruz gibi ya. Sizce? Ve şeyi fark ettim, siz de fark etmişsinizdir. Umut biraz tepkisiz bir çocuk böyle. Millet şey zannediyor böyle, sanki ihtiyacı yokmuş falan filan ama kişilik meselesi bu. Hani herkes böyle bağırıp çağırıp tepki verecek değil sonuçta. Çeşit çeşit insan var ama Umut tren garından çıktığında ilk beni gördüğünde yüzü bayağı gülüyordu. Yani bayağı bayağı mutluydu. Bazıları ona takılmış diyor, çok tepkisiz bir çocuk falan. Olabilir böyle şeyler. Ama sizden ricam lütfen böyle kazandı diye kıskançlıktan gidip sövmeyin. Gerek yok böyle bir şeye. Hem de şunu söylemek istiyorum. Çok fazla üzülenler oldu böyle, bana yazanlar niye bana çıkmadı falan filan gibisinden. Arkadaşlar dünyanın sonu değil. Bunu unutmayın. Şunu da söyleyeceğim. Instagram'da da söyledim bunu. Instagram'dan beni özellikle takip etmeyi unutmayın. Yaza doğru yazın başlarında Haziran gibi böyle bir bisiklet çekilişi daha yapabilirim. Bilginiz olsun. Kesin değil ama olma ihtimali var. Evet arkadaşlar Volkan abinin dükkanına geldim. Niye? Şu Salkano Sigma'nı göstermeye. Bunun yüksek ihtimalle maçlarının bakım ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ayrıca şu arka rotoru kesin değiştireceğim. Çünkü Shimano fren sistemine gidip SRAM takmışlar ve gerçekten tutmuyor. Hani ben bunu fark ettim. Uyuşmadığından olay tutmuyor. Burada da yo what's up nigga? Hey yo man. Do you come with me Tantuni eating? Yes, yeah, okay, okay, let's go. Sudan freestyle'a. Yo. Bundan sonra böyle şeyler var ya. Nice bro. Lan gir arabaya gir. Evet, karnımız acıktı. Ben de let's go bro'yla yemeğe geldim. Evet arkadaşlar, öyle bir takıntılıyım ki aldığım enstrümanın aynısından bir tane daha aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Sıkıntı için. Değil ama enayi. Ben böyleyim arkadaşlar maalesef. Bunlar geri zekalı. Timur yürümeye üşendin diyor, geri zekalı. Lan çocuğu niye amele gibi kullanıyorsun lan? Arkadaşlar evet, Salkano Higman'a takacağımız rotoru aldık, 0 Shimano altılı vidalı. Evet, geldik arkadaşlar rotoru buna takmaya. Satılık bu arada arkadaşlar. Durum center nasıl? Centerline'ı değil mi? Yanlış SRAM center line. Durumu nasıl? Sana soralım durumu direkt. Orta. Ya SRAM'de çok iyi çalışır. SRAM freniniz varsa. Orijinal Shimano kutusundan veriyorum. Aynen. Al işte. Nasıl dur? Önce şöyle yapalım. Hemen kalmış bisiklet deniyor arkadaşlar. Ölüyor mu şunu? Götünü kırıyormuş. Medical Park'a geçiyormuş. O zaman bu uçak. Ya al işte. Oğlum o lastik 3000 lira lan. Sessiz biliyor musun? Lastiğin kalitesine bak ya. Lastik yere yapışıyor değil mi böyle? Evet bak. Tutuyor yeri böyle. Arkadaşlar son dakika haber. Ali Taner downhill'ini birkaç parçayla gene yeniliyor. Aldığı aktarıcıyı gösterelim. Şöyle 0 Saint arkadaşlar. Şöyle. Oy. Şöyle göster bakayım. Yani gerçekten mükemmel. Elime yağ bulaştı olsun. Yani inanılmaz bir şey değil mi sana kanka? Manyak bir şey. Çok çok temiz ve ha ooo kitlemesi falan mükemmel abi. Gerçekten hayırlı olsun abicim. Şimdi şöyle koyayım. Ve Hop Pro 2 Evo muydu? Evet Evo serisi. Hapsesi ver bakayım. Arkadaşlar Altener'in downhill'in bitmesini bekliyoruz. Hadi Volkan abi yaparsın. Deneyelim. Efsane bir şey. Mükemmel hani. Harika. Yeter. Şurada bakın Saint tertemiz, 0 takıldı. Dur bir dakika. Hop Pro 2 Evo takıldı. Hapsesi ver bakayım abi. El Abu Japon. Hiç elini de bırak ya. Ne turu lan? Allah Allah. Mehmet Emre.
Sen ne yapıyorsun şimdi? Akorda yarım yaptıracaksın sen de 4 şu an bana. Terbiyesiz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ünlü ettim götü kalktı arkadaşlar. Miraj'ı şöyle görüyorsunuz. Bak. Bakın arkadaşlar bugün bir bisikletimiz satılıyor. Birazdan göreceksiniz. Zenci bir arkadaşlar. Beni dolandırdı Nigga. Bu Nigga'ya satacağım zannettim bisiklet ama bu arkadaşımız alıyormuş bisikleti. Bu benim onun yerine konuşmuş yani. Bu yamuk. Sen niye almıyorsun? Ben almıyorum bunu. Sen niye almıyorsun? Ben almam bu yamuk. Seni ne yapayım bak. Süleyman'dan bisiklet almayın. Bisiklet nasıl ama? İğrenç. İğrenç mi? Siktir git lan buradan. Sana ne oluyorsa araya girme amına koyayım. Ya barışma ya. Ya oruç tutuyor musun? Tabii ki de. Kaç gün tutuyorsun? 31. Başka var mı şikayetin kardeş? Başka. Bu niye kısa? Ben uzun seviyorum. Bu stoklarda bu böyle. Efendim, bisiklet mi olur? Özür dilerim efendim. Bu bisikleti size hediye ediyorum. Size hediye ediyorum bu bisikleti. Özür dilerim bir daha böyle bir şey olmayacak. Nasıl seviniyor. Ya bunu niye getirdin? Bunu ben niye getirdim ya? Bunu niye işin içine soktun sen ya? Sen almıyor mu bisikleti? Arkadaşlar ben bundan şikayetçiyim. Bak kulaklığımı çaldı. Bakın görüyorsunuz şimdi gidiyor. Saat satmaya mı gidiyorsun lan? Evet saat satmaya gidiyor şu anda. Ya ne vardı sen alsan ya? Diyecektim arkadaşlar zenci arkadaşıma sattım diyecektim. Tamam öyle söyle çok mu bir şey değiştirdin? Ver parayı bana ben vereyim. Şimdi bu çocuk memnun ama sen değilsin niye? Beni ben almıyorum çünkü sana. Sana tam 137. Arkadaşların geliyor selam ver. Selam ver oğlum. Arkadaşların senin onlar. Bak gidiyor bak küstü bak gidiyor. Lan oğlum arkadaşların lan. Bana ne ya? Ah! Bisiklete sekme attı. Lan kovun bunu buradan. Gel buraya, gel buraya. He. Stikeri çek. Ne var stikeri? Orijinal Türk Hava Yolları. Türk Hava Kurumu stikeri. Bana ne ama? Sende var mı? Bende yok. Kardeşim bisiklet sattım. Paramı alabilir miyim artık? Lütfen. Paramı alayım. Paramı alayım lütfen. Oha! Anasının nikahı. Evet. Arkadaşlar ben bunu bankaya nasıl yatıracağım şimdi? Çok merak ediyorum. Bunu ben bankaya nasıl yatıracağım? Heh. Bu arada bunu bisikleti ben alıyorum. Buna hediye ediyorum çünkü ben... Bunun sugar dedisi. Sugar dedisi. Koy bana yarısını ver sana. Ben bunu nasıl alacağım şimdi? Yarısını ver ben sana. Bir dakika bana niye eziyet çektiriyorsunuz yani hesabımı atabilirken? Kara para akıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz gel abi. Ben sana şu 200 lirayı veriyorum. Sen bisikleti kaçırıp geliyorsun tamam mı? Hayır. Al şu. 400 olurdu. 400 mü? Al. Bisikleti kaçır gel. Deniz ben seni bir tur sileyim. Koş. Ticareti biz böyle yapıyoruz işte. Arkadaşlar şimdi geldik bu zıkkın parayı yatırmaya. Nasıl yatıracağım bilmiyorum ama. Kanka Mati'ye para yatırmak gerçekten kanser sebebi. Niye biliyorsunuz mu? Parayı yatırdığın zaman hep bir şey oluyor böyle. Bir kısmını alıyor bir kısmını almıyor. Böyle adım adım yatırman gerekiyor yani. Yarısını yatırıyor yarısını kabul etmiyor. Neden böyle bir saçmalık bilmiyorum ama. Çok uzun sürüyor yani. Şu an bekleyin bak birazdan gene aynı şey olacak. Şu anda sayıyor bak şimdi. Paranın birçok kısmını geri verecek bak. Milyon dolarlar sayıyor sanki bana ya. Bu sefer o kadar bir şey olmadı. 400 lira geri verdi. Tekrar yatırdım bu sefer kabul etti mesela. Şaşırdım. Evet arkadaşlar Furkan'ın yanına geldik. Furkan geldi sonunda Nide'den. Ne yapıyorsun kardeş? Ne yapayım kardeş? Furkan yeni bir şey yaptı. Bakın rubleyi değiştirdi. Gitti downhill rublesi taktı gerizekalı. Ha, hesap ver peki, şimdi. Peki arkadaşlar bu bana gerizekalı diyen bilgisiz şahsa sesleniyorum. Anlat Hangi sporcunun downhill sporcusu hangi profesyonelin? Daha doğrusu hangi Saint'e 11.36 takıldığını gerçekte gördünüz? Bana ne kardeş bu Enduro değil mi? Freeride. Hani, kardeşim bak. Rahat hareket edemeyeceğim. Ben seni düşünüyorum. Tamam burada. Ben de beni düşünüyorum da ne yapayım ama. 11.36 ruble normalde destekler. Nasıl destekler ama? Zincir çok bol kalacak. Bol kaldığı için de zinciriniz şura. Şurada araya girecek. Yok zincir atacak. Yok bilmem ne. Bu gibi şeylere maruz kalacaksınız. Videolarımın bazılarına denk gelmişsinizdir benim zincirimin attığını. Hatta anladım, bir ara zincir alta girmişti. Yani diyorsun ki kısacası uzatmana gerek yok. Rubleyle aktarıcı uymadığı için değiştirdim. Mecbur kaldım. Evet mecbur. Evet. Bu yüzden zincir atmalardır. Sistemsonik sorunlar yaşıyorum falan. Aynen öyle. Anladım abi. Çok garip bir bisiklet var. Bakın. Lan bu ana geri sarılmıyor bu. Arkadaşlar son dakika haber. Otogara geldim. Şu an birazdan bir bisiklet gelecek Malatya'dan. Pardon Osmaniye'den. Bir arkadaşla anlaştık. Evet bisiklet burada. Evet arkadaşlar bisiklet burada. Carrara Force 271. Şöyle gördüğünüz gibi full Deur XT setli arkadaşlar. Bunu zaten temizleyelim şey yapalım. Ondan sonra tüm özelliklerini göstereceğim size. Bakın şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. Vallahi gayet güzel. Bu bisikleti de şeyden aldım. Specialized diye bir bisikletim vardı yol yarış. Onu sattığım çocuk var ya işte onun kendi diğer bisikletiydi bu. O da bunu bana sattı. Böyle bir şey oldu. Bisikletin öbür tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bak şuna bak. Gerçekten manyak bir şey. O zaman şimdi buradan eve kaçalım arkadaşlar. Let's go. Ha? Bu işi yapacağız, sporu yapacağız. Aynen. Evet, son bir dakika.
ezanın okunmasını bekliyoruz şu an. Manzara da mükemmel. Arkadaşlar evet, bu sefer de Ahmet Gök'leyiz. Şey değil mi bu? Bugünkü iftarımız. Şey değil mi? Her gün başka biriyle iftar yapıyoruz. Oruçken, ay oruçtayken oruçmuş gibi tribe giren herif. Hoca oku artık da. Evet arkadaşlar, yine Volkan abiye geldim. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Bu İgman'ın rublesini çıkartıp bununkiyle değiştireceğim. Yani bunu İgman'a takacağım, İgman bisikleti şuna. Çok güzel durur diye düşünüyorum. Rengarenk olacak bisiklet. Ve rublenin durumu da yeni, güzel, temiz. Sadece temizleyeceğiz, bu kadar. Bakalım eğer bir sorun olursa tekrar değiştiririm eskisini. Renginde bir yalpalık var. Çok güzel değil mi? Süper abi. Bayağı güzel. Tepsi böreği diyor ya. Evet, bak böyle uf, çok iyi. Volkan abi gerçekten mükemmel durdu. Hani mükemmel. Yani hepsine yakışıyor ya. Acayip abi, iyi. Bir şey diyeyim mi? Heh. Arkadaşlar gerçekten mükemmel ötesi oldu. Bakın. Mükemmel oldu. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz rubleyi taktım. Bu bayağı büyük bir şey eskisine göre. Ve bunu en üste aldığım zaman vitesi. Bakın ne olacak şimdi aktaracağın şekli. Şunun haline bak, anasını satayım. Normalde bunun şöyle olması lazım. Hani çok yanlış. Biz de bu zinciri birazdan uzatacağız. Volkan abimiz telefon konuşması biterse. Derken ibretlik görüntü daha kötüsünü bulduk. Göster abicim. Anasını satayım. Kardeşim ne düşünüyorsun? Niye böyle kullanıyorsun bunu? Sorgulama. Niye? Sorgulama. Az daha şey olsa, zincir kısa olsa bu direkt gergi sistemi görecek. Aynen, direkt yani, gergi gibi bir şey olacak, anasını satayım. Evet arkadaşı görüyoruz. Satılıkmış arkadaşlar, 7000 liraya satıyormuş. İlgilenenler Instagram'dan bunu yazabilir. Evet arkadaşlar, sonunda bu Carrera bisikletimiz satıldı. Konya'ya gidecek birazdan, şimdi biz de kargolamaya gidiyoruz. Ali Taner de burada. Hey. Sonunda sevindim vallahi. Vallahi ya. Let's go man. Güzel, çok rahat. Evet. Bitti, bu kadar. Arkadaşlar bisikleti sattım. Çok fena bir rüzgar var. Arkadaşlar merhaba, merhaba. Bakın burada kim var? Bugün ne yapacağız? Bugün oy kullanacağız. Allah Allah. Allah. Bugün günlerden neydi lan? 31 Mart. Pezer. Sandıklı mı? 1290. Bu arada bir şey diyeceğim. Yanlış anladım abi. Kılıçlarımla çok benziyorsun, biliyor musun? Lütfen yanlış anladım. Çok benziyorum. Kanka ne yaptın biliyor musun? Bütün boşlukları doldurdum. Doğru yapmışım değil mi? Ciddi söylüyorum bu arada. Bütün boşlukları doldurdum. Duymadınız mı? Durmadan tak 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 ses geliyordu. Doğru, doğru. Ondan sonra çekiliş yapılıyor. Kim kazanırsa o başkan oluyor. Aynen. Ben böyle biliyorum. Senin sen. Al kanka. Sen niye aradasın? Sen dur. Gel. Hadi. Gir abi. Abi bir kere karbon kadro der misin? Karbon kadro. Ya yapma yapma. Timur baba. Arkadaşlar şimdi iftara geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, evet. Arkadaşlar ezan daha okunmadı, bunlar yiyor bakın. Daha ezan okunmadı bak, saygısıza bak. Saygısı bak. Eliyle kapatmaya çalışıyor sanki, bir dakika bak. Şimdi zamanı değil. Boşuna değil, adım arkadaşlar Mersin'de Vahap Seçer kazanmış, onun kutlamasını yapıyorlar şu an. Kazanan siyasetçiler, sevinen halk, ben anlamadım ki. Arkadaşlar hepinize merhaba. Oha lan, niye böyle garip çıkıyor? Her neyse, garip çıkıyor gibi lan. Işıklandırmadan dolayı herhalde. Şimdi bir şey göstereceğim size, bakın çok güzel bir şey aldım. San Marino'nun. Arkadaşlar bunlar gerçekten güzel. Tavsiye ederim. Şimdi hadi sırada bunun fiyatını yükseltmek var arkadaşlar. Konuşamıyorum. Arkadaşlar şimdi sırada bunun fiyatını yükseltmek var. Aman. Koydum buraya. Bakın yaklaşık. Gel. Arkadaşlar koydum. Bakın. Kırmızısı var. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi bunu neye takacağım? İki tanesini kullanacağım bunu şimdilik. Hemen gösteriyorum. Şu salkanlıyor arkadaşlar. Koltuğun anasını bellemişler artık. Üzerinde ne yapmışlar bilmiyorum ama. Ondan sonra direkt bunu satılığa çıkaracağım. Sabah gibi aylardır mütül ilana koyamadım. Bunu niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Son olarak bu yeni aldığım Carraro'nun koltuğun şurası şey arkadaşlar. Şöyle. Hemen şimdi değiştirelim. İlk önce salkanadan başlayalım. Gerçekten yani koltuğu arkadaş yemiş. Evet şimdi taktım arkadaşlar. Yedişiniyorum. Aynen. Şimdi güzel oldu bak. Şöyle bir bakınca evet. Tamam, bu güzel oldu, gayet güzel. Şimdi sırada Carraro var. Yani çok bir şey yok da ben gene de böyle satmak istemiyorum koltuğu. Evet bu da tamam, mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi beklediğim bir kargo geldi, hemen onu gösteriyorum size. Evet burada, şimdi açıyoruz bunu. Arkadaşlar evet, bu sefer de 3 tane sol fren kolu aldım, yani ön fren kolu.
niye aldım? Bir tane almışken yani bir tane alacağıma 3 tane alayım, bunlardan da yatırım yapayım dedim. Çünkü bu Carraro'yu biliyorsunuz, bakın bunun ön kolu yamulmuş arkadaşlar. Ben de bunu böyle ya satabilirim aslında, fren tutuyor, ondan yana sıkıntı yok. Ben gene de bir değiştireyim dedim temiz ön kolla beraber. Şimdi bunu değiştirmeye gitmeden önce ilk önce bir Salkanlı'yı ilana koymaya gidelim hemen. Ve evet arkadaşlar, Salkanlı NG650 26 jant mekanik disk frenli ve 3x7 21 vitesli bisiklet. Sorunsuz her şey tertemiz yapıldı, onarıldı. Tertemiz bütün her şey yapıldı. Vites ayarı bile yapıldı arkadaşlar. Bakın ruble bile temizlendi, tertemiz oldu. Zincir temizliği, vites ayarı falan her şey yapıldı. Koltukla da işte şu anda her şey tertemiz. İlan link açıklama kısmında ilgilenenler bakabilir. İletişim için de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Volkan abimiz yağı doldurdu. Yeni kolu taktık şu anda. Ve evet arkadaşlar, dolu paket Carrara Force 271 bisikleti şu an tamamlandı. Her şey tertemiz oldu. Maşa bakımı yapıldı arkadaşlar. Mükemmel çalışıyor. Elcik yeni takıldı. Fren setleri MT200 Shimano tertemiz. Zımba gibi tutuyor. Arka vites kolu Shimano Deor. Gidon gidon boğazı stok. Kadro kullanımından kaynaklı bazı yerlerde çizikler var ama gayet normal ve güzel arkadaşlar. Shimano XC'nin ayna kolu var arkadaşlar. Vidalı Holotech uyumlu. Bakın görüyorsunuz, Holotech göbek. Arka aktarıcı XC Deor kitlemeli, görüyorsunuz mükemmel ötesi gerçekten. Öbür tarafı da bu şekilde, gerçekten çok dolu paket bir bisiklet oldu arkadaşlar. Kaçırmayın derim. İlan link açıklama kısmında. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Videonun sonuna geldik. Bay bay.